Yunanistan'ın başkenti Atina'daki tarihi çarşı 100 yılı aşkın süredir varlığını koruyor. Zamana meydan okuyan bu çarşıda hırdavattan şarküteriye çok çeşitli dükkanlar var. Ziyaretçilerini baharat kokusuyla karşılayan çarşı Atina'nın merkezinde bulunuyor. Asırı geride bırakmış, zamana karşı direnen, günü bugüne taşıyan dükkanlar. Atina'nın merkezinde Omonia ve Monastiraki meydanları arasında sıralanan dükkanlar 100 yılı aşkın bir süredir ayakta. Baharattan hırdavata, züccaciyeden şarküteri ürünlerine kadar birçok ihtiyaç için başvurulan adres Evripidu Caddesi'ndeki dükkanlar. Küreselleşmenin, zincir mağazaların, alışveriş merkezlerinin hüküm sürdüğü günümüzde bu eski küçük dükkanlar hala varlıklarını sürdürebiliyor. Caddeden içeri girenleri binbir çeşit baharat kokusu karşılıyor. Aktarların önünde biriken uzun kuyruklar, baharat, şifalı otlar, zeytinyağlı sabunlar, deniz süngerleri, organik ürünler almak için bekleyenlerle dolu. Baharat kokularının hemen yanında pastırmalar, sucuklar boy gösteriyor. Kökenleri Kayseri'ye dayanan, bir asır önce Anadolu'dan Atina'ya göçmüş olan bir ailenin ürettiği sucuk ve pastırmalar, milyonlarca mübadil ve mübadil ailesinin damaklarında eşsiz bir yere sahip. Atina'da geleneksel lezzetleri arayanların adresi merkezdeki Evripidu Caddesi. Pastırmadan safrana tüm geleneksel lezzetler bu caddede bulunabiliyor. Geleneksel lezzetler, eski tatlar burada ama aradan geçen zaman çarşıyı da çarşının müşteri profilini de değiştirmiş. Bir zamanlar tüm Atinalıların alışveriş için mutlaka başvurduğu bu adreste şimdilerde daha çok göçmenler var. Müşteriler göçmenler olunca dünyanın dört bir yanından insanın damak tadına hitap eden farklı lezzetler de çarşıda yerini alıyor. Çarşı büyüyen zincir marketlere karşı zamanla değerini yitirmiş gibi gözükse de aslında göçmenlerin beraberinde getirdiği bu yeni yüzüyle daha da zengin bir kültürel unsura dönüşüyor. Hemen hemen tüm büyük kentlerde küçük esnaf yerini büyük marketlere bırakırken bu dönüşümde büyük marketlerin alt edemediği tek şey ise yılların verdiği alışkanlıklar ve tarihe tanıklık etmiş eski dükkanlar oluyor.